Çünkü param pul oldu, maliyetine gelsin çıkacağım. Benim piyasada özellikle yeni yatırımcı tarafında oldum olası, yani mesleğe başladığımdan beri duyduğum cümledir. Ama çıkanını hiç görmedim. Arkadaşımız eğer şey yaparsa, kendisi açısından bir base görmezse, elindeki hisselerin BIST 30 hissesi olup olmadığını, hisse ismi yazmasın. BIST 30 hissesi mi yoksa yan kağıtlar mı, onu bir yazsın. Ben orada anlatmaya başlayayım. Şimdi netice itibariyle burada yapılan her işlem, vadesi ne olursa olsun, ister kısa vade, ister uzun, orta uzun vade, herkes bir para kazanmak için yapıyor. Hani hep öyle anlatıyorum ya, yani kimse şöyle bir hikaye BIST gördüm mü 100'müş. hiç hayat. Neymiş? BIST 100. Soru o değil bak. BIST 30 mu diye sordum. BIST Çünkü bu şey anlatacağım onu size, özellikle öyle söylüyorum. Şimdi yani hep öyle anlatıyorum ya, sen şey gördün mü? Çok şükür borsaya geldik, paramızı da %20'sini kaybettik. Elhamdülillah. Hadi bize müsaade, biz buradan gidelim diyen kimseyi görmedin. Herkes az çok, işte kimisi gün içi işlem yaparak, kimisi tutarak para kazanmaya çalışıyor. Şimdi buradaki mevzu şu. Birincisi, arkadaşımızın yapmış olduğu şey pozisyonlanma. Eğer ben şöyle diyorsa bak, ya ben burada çok uzun vadeli yatırımcıyım. Ben işte elimdeki hisse senetlerine güveniyorum. Bu paraya da ihtiyacım yok. Ondan sonra beklerim deyip, şimdi bugün param pul oldu, maliyetine gelsin, çıkayım diyorsa, bir kere stratejisi yanlış. Yani çıkmaması gerekir, beklemesi gerekir. Şimdi ama zaten uzun vadeli yani diğer, hiç bekleyeceğim demiyor. tamam. Hayır, ben gene Şükrü Bey'in özelini anlatmıyorum. Gene bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Ama eğer paran pul olduysa, bu biraz da göreceli bir kavram. Kimisi için %10'luk kayıpta para pul oluyor, kimisi için 30'da oluyor. Birincisi, bir kere stop loss çalıştırmamışsın demektir. Ya da Cem'in tabiriyle söyleyeyim, bir teknik disipline uymamışsın demektir. Yani bir, ya burada uzun vadelisin, senin paran pul olmadı kardeşim, sen paranı birilerine emanet olarak verdin, tekrar alacaksın o karını. Onun için sabırlı olman lazım. Yok, ben kısa vadeciydim, o zaman paranı pul edecek kadar da beklememen lazım. Bu birincisi. İki ve üç, hep söyledim, bugün de söyleyeyim. Seçimin sonrasına da atıfta bulunarak söylüyorum. Eğer buraya yabancı yatırımcı gelecekse, bunlar mutlaka ve mutlaka BIST 30 hisselerine gelecek arkadaşlar. Bakın, dolayısıyla kafanızdaki senaryo şu ise, seçim biter, yabancı gelmeye başlar. O zaman borsada hareket iyileşir, borsa kuvvetlenir. Ama sizin mutlaka BIST 30 hisselerinde olmanız lazım. Ha, bu BIST 30 hissesinde mi olursunuz? BIST 30 hisselerinden oluşan yatırım fonlarında mı olursunuz? Onu bilmem. Ama BIST 30 hisselerinde olmayanlar, istisnai haller dışında, yani ne iş yaptığını bilmediğim şirketler var. Yani benim var en azından borsa. Onları saymıyorum. Önce BIST 30 hisselere gidecek. Ve gördüğünüz en ufak, hani böyle bir bebeğin ayağının altına dokunduğunda böyle bir refleks gösterir ya, o refleksinde aslında bankalar ve holdingler üzerinden geldiğini de gördük. Ama şunu söyleyeyim Şükrü Bey'e ve Şükrü Bey gibi düşünen pek çok arkadaşımıza, 7 aydır, yani ifadeyi boş veriyorum, vadeden söz ediyorum. 7 ay bekledim, sonunda maliyetine gelsin, satacağım dediğin yere sen zararda çıkacaksın kardeşim burada. Çünkü sen o parayı 7 ay önce borsaya değil de hisse senedine koymuş olsaydın, çok yuvarlayarak söylüyorum, senin Mevduata. zaten bugün o gün, ne dedim yanlış söyledim, mevduata koysaydın, teşekkür ederim, o günkü 100 lira bugün yaklaşık 125 lira olacaktı. Sen diyorsun ki ben 7 ay bekledim ve diyorsun ki yarın aldığım yere geldi, yani daha beklemedim bir 15 gün, bir ay daha. Yarın sıfır çıkacağım dediğin yerde %25 zarardasın. Eğer elindeki hisse senetlerine güveniyorsan ve paraya ihtiyacın yoksa, bir, çok bekleyerek hata yapmışsın, ama ben olsam taşımayı tercih ederim.